Merhaba, Yer Gösterici'ye hoş geldiniz. Hasan Cömert ve ben yine karşınızdayız. Bu hafta tabii vizyona giren birçok film var ama çok nadir olan bir şey var. Bir belgesel vizyona giriyor. Hasret, Ben Hopkins'in yönettiği bir belgesel. Aslında geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde gösterim programı dedi. Gösterilebildi mi orada? Ben hep bunları şey yapıyorum. Gösterilmeden galiba o da gösterilemedi. Mi? O da gösterir. Ben de hatırlamıyorum ama. Evet, o da izleyiciyle buluşmadı ama hiç değilse vizyona giriyor. Sen filmi seyrettin, ben de inşallah seyredeceğim. Ama bir kere o önemli değil mi? Yani az sayıda çünkü belgesel vizyona giriyor, hiç değilse bu girecek. Evet, belgesel ne girdi en sonunu bile hatırlamıyorum. Yerli belgesel olarak Tepeci Kayal Okulu'nu biliyorum, giren ama başka bilmiyorum. Hani evet. Belki vardır, yanlış mı olsa. Ama Hasret gerçekten hani böyle belgesel adını duyunca böyle bir ilgilen seyirciyi de içine alabilecek bir şeyi var, cazibesi var. Çünkü bir mockumentary, yani sahte belgesel çekiyor Ben Hopkins. Ve bunu çok iyi yapıyor. Yani işte İstanbul'a gelen bir film ekibi üzerinden. Ama bence Asit'in en iyi yaptığı şey, Emrah, yani İstanbul'a dair bir şey söyleyen bir filmimiz yok. Yani söylemeye çalışanlar ya çok didaktik kaçıyor, ya böyle çok yüksekten söylüyor falan. Hasret bunu o kadar ironik yapıyor ki, yani hani kentsel dönüşüme, şu her yerin inşaat olmasına da sözünü söylüyor. Şehirdeki kültür üzerine de sözünü söylüyor. Bir hayaletler üzerinden şehir anlatıyor. O anlamda çok başarılı. Ben çok sevdim. Yani hani yılın gerçekten iyi filmlerinden bir tanesi, iyi yerli filmlerinden bir tanesi. Hatta İnşallah yani çok sevdim. Siyah'ta da en iyi belgesel ödülünü aldı. Aldı. Evet, ki bence aldı. Bütün yarışma filmleri içerisinde de en iyi filmlerden bir tanesi. Doğru doğru, evet. Onu zaten konuşmuştuk, bu yılki şey belli zaten, malum rekolte. Benim aklıma bir de şey geliyor. Hani Fatih Akın'ın Crossing the Bridge. O da aslında İstanbul'a dair müzik üzerinden gerçi şey yapıyor ama o da yine bu konuda anılması. Evet, o da hoş bir çabaydı. Aynen. O da müzik üzerinden anlatıyor. Derdini de bence yani dile getiriyor. Yani belli ölçüde başarıyor da. Evet. Sadece Hasret'in biraz daha kafa yoran, biraz daha zekice yaptığı şeyler var. Peki Ben Hopkins sence çok iyi tanıyor mu şehri, İstanbul'u izlediğinde? Çünkü şöyle bir şey oluyor, yani İstanbul deyince işte hep cami görüntüleri, işte Topkapı'ydı, şuydu, böyle oraya sıkışmış bir İstanbul algısı vardır ya da işte Boğaz Köprüsü falan gibi. Hem onun dışına çıkıyor, hem de senin sorduğun soruyu bence o da kendisine sormuş. Hı-hı. Kendisiyle de alay ediyor aslında. Yani hani İstanbul hakkında çok şey bilmeyeceğini de vurguluyor belgeselde. Hani İstanbul'u anlatma derdinde olan belgesel değil zaten. Hani başka bir şey anlatırken İstanbul'u da anlatıyor. Yani mesela bir kedili bölüm var. 5-10 dakikalık falan. Gerçekten çok iyi yazılmış. O kadar çok şey söylüyor ki orası. Ama dediğim gibi hiç böyle kendine ciddi bir şey anlatıyormuş gibi yapmadığı için hani açıklarının farkında. Yani onun farkında olması da iyi bir film yapmasını sağlıyor bence. Mockumentary bizde çok fazla aslında çekilen bir tür değil. Yok neredeyse, çok az. Yani şimdi şey yapamadım, uydurmayayım diye, ama hakikaten çok azdır. Ama bir de belgesel, gerçi Ben Hopkins ne kadar biz Türk sinemasının içine sokacağız onu bilmiyorum. Antalya'da falan ödül almışlığı Pazar da vardır. Pazar bir ticaret masalıyla evet. Ödül almıştım. Ama onun ötesinde de Türkiye sinemasında da son yıllarda belgeselde bir farklı bir canlılık var galiba, değil mi? Yani hep konuşuyoruz mesela Gürcan Kelte'nin Kolonisi çok önemli bir belgesel, bence çok iyi çekilmiş. Birçok festivalde yurt dışında da gösterildi. Çok övgüler aldı, ödül de aldı. Daha geçenlerde işte Berke Baş buradaydı. Yine Bağları konuştuk. Kedi dedin az önce, mesela kediyle ilgili bir belgesel daha yeni İF'te gösterildi ve ses getirdi. O anlamda ne diyorsun belgeselle ilgili? Ya bence şununla alakalı, bu işte yeni teknolojiler, yeni iletişim çağı ve yeni olanaklar. Özellikle kamera anlamında, yani hani iPhone'la artık bir şey çekilebiliyor, hani böyle bir dönemdeyiz. Bunun hani sinemayı da dönüştürdüğü açık, ama kurmacadan çok belgesel, yani dünyada da böyle, bundan daha çok etkileniyor ve yeni anlatım yollarını belgeselde daha çok görüyoruz, biraz daha açık gibi. Türkiye'deki sinemacılar da, belgeselciler özellikle, bu anlamda iyi işler çıkarıyor. Hani vizyona girmediği için birçoğunu göremiyoruz. Doğru.
Ancak festivallerde izleme olanımız oluyor ama belgesel sinema dediğimiz şey bunu iyi kullanıyor. O yüzden hani dünya standartında olmasa da tabii ki olanaksızlıklar ve bizde genellikle politik hikayelere saplanma gibi bir şey var belgeselde. Yine de iyi işler çıkıyor. Olanak çok aslında, hikaye de çok. Evet. Keşke bizde şöyle bir ben mesela problem denir mi bilmiyorum, onu konuşuruz, gözlemliyorum. Hala mesela o haber programı ayarında belgesel iddiasında olan filmlere hala çok rastlıyoruz. Ki o olabilir. Sen daha önceden çekilmiş birçok görüntünün üzerine bir şey inşa edebilirsin. İşte Amy gibi Asif Kapadya'nın filmi aslında tamamı hiç kendisine ait bir görüntü yok. Hiçbir narasyon yok. O mesela özel bir dil yaratmayı beceriyor. Ama bizde daha o şey o biraz karıştırılıyor. Yani birisi haber programı ya da haber şeyi belgeselli başka. Bu aslında bambaşka. Evet, bizde genellikle belgesel yapanlar belgesel sinemadan çok belgesel yapıyorlar. Hani o çok sinema olmuyor dediğine evet, katılıyorum. Evet, evet. Yani dedim mesela BBC'de Adam Curtis var. BBC'den çıkmasına rağmen ve tamamen var olan görüntüler üzerine iş yapmasına rağmen öyle bir metin yazıyor ki, öyle bir kurgu yapıyor ki mutlaka bir dokunuşunu gerçekleştirip onu bir sinemaya dönüştürebiliyor. Yani bir anlatı kuruyor. Yani temelde mesele o. Bizde bir anlatı kurulmuyor. Evet. Ya bir dış sesle olay anlatılıyor. Ya işte o TRT'den gelen alışkanlıkla arka arka olaylar sıralanıyor. Yani o maalesef kötü alışkanlığımız yani. Orada kurgu meselesi orada çok önemli gerçekten. Yani. Belgesel zaten biraz kurgu, yani sinema dediğimiz şey aslında yani biraz kurgu olduğu için hani o biraz gözden kaçırılıyor bende. Evet, peki şimdi düşünüyorum son zamanlardaki mesela, o gün yine bahsediyorduk işte Siirt'in sırrı, İnan Temel Kur'an'ın değil mi? O da mesela son zamanlarda benim seyrettiğim ilginç belgesellerden biriydi. Evet, bence şey güzel, iyi hikaye buluyorlar. Evet. Bağlar da öyle mesela. Bağlar yani o hikayeyi öyle, yakalamak evet. Önemli. Yani, aynı şekilde, evet. Belgesel evet. Olmasa da hiçbirimizin haberi bile olmayacaktı yani böyle bir takımdan falan. Hikayeyi bulmak önemli. Yoksa gerçekten hani belgesel genel olarak sinema, yani küçük bir hikayeden bir şey söylemek yani. Hani ama işte bizde Türkiye'de genellikle böyle zaten bildiğimiz olayları anlatmaya çalışan bir belgeselcilik anlayışı var ya. Evet. İşte şu dönem şu olmuştu, sıralayalım falan filan. Yani biraz daha küçük bir şey, onu anlatmak asıl maharet. Onu göremiyoruz. Dünyada genellikle özellikle 11 Eylül'den sonra çok fazla şey politik belgesel yapıldı ve bunlarda hep böyle farklı bir şekilde olayı görmeye çalışma, hani yeni bir anlatım bulma. Bir dönem Michael Moore özellikle çok popülerleştirdi o tarz belgesel sinemayı. O çünkü kamerasını kendisi aldı, evet. Çıktı ve yani hem bir yandan protestosunu yaptı. Dümdüz giden aynen. Bir şey tarzı vardı. O da kendi tekrar ettiği için bence sineması biraz düşüştü. İlk yaptığı olabilir. İşlerle evet. Son yaptığı tabii, iş arasında. Bir Roger and Me'den tut da işte o dönem ilk filmleri bambaşka. Bir savaş fotoğrafçısı diye bir belgesel vardır. Hani İF'te göstermişsin sanıyorsam. Orada kamerayı çok ünlü bir savaş fotoğrafçısının şu anda ismini hatırlayamadım. Fotoğraf makinesinin hemen üstüne yerleştiriyordu. Küçük bir kamerayı. Ve biz belgeselde hem o fotoğraf makinesinin üzerinde kameradan izliyorduk olan biteni önemli savaşlarda. Hem de o fotoğrafçıyı izleyen belgeselcinin kamerasından izliyorduk. Ve çok çarpıcı bir şey ortaya çıkarıyordu. Hani bu da biraz teknik anlamda olanaklarla alakalı bir şey. Doğru. Çok iyi bir doğru, iş. Doğru tabii ya, elbette. Ben de mesela şeyi hatırlıyorum. Çok etkileyici Zidane belgeseli. Evet. Orada da birçok kamera bütün maç boyunca sadece Zidane'ı takip ediyor. Başka hiçbir şey değil. Mesela o da çok çarpıcıydı ama o kadar çok kameraya ihtiyaç var tabii orada da. Belli bir maddi altyapı gerekiyor. Fakat gerçekten bir futbol maçının bambaşka bir yüzünü görüyorduk orada. O da çok ki Beckham arkadan geçiyor falan. Yani çok büyük yıldızlara hiç aslında bak görmüyorsun ama oradan geçtiğini fark ediyorsun gibi bir ilginç bir, çok iyi bir filmdi o da. Son zamanlarda da yani Amerika'da yıllardır crime denen yani suç dizileri çok zaten sevilir. Belgeselde de böyle bir ağırlık artık görmeye başlandı. Jinx hani
5 bölümlük bir belgesel ama hani biraz kurmaca tadında. Hani hatta o da biraz tartışılıyor ne kadar kurmaca ne kadar belgesel olduğu konusunda. Ama hani bir şeyi iyi yapıyor. Bir hikayesi var. Çok şaşırtıcı, çarpıcı bir hikaye. Bir cinayet üzerinden bir aileyi, bir Amerikan toplumunu anlatmaya soyunuyor. O anlamda çok başarılı. İşte Making a Murderer diye Netflix'in yaptığı yine bir belgesel var, 10 bölümlük. O da keza öyle. Hani biraz artık belgeselde kurmaca tadı alabiliyoruz. Özellikle polisi hikayeleri gerçekten kurmaca gibi tasarlanıyor, evet. Öyle kurgulanıyor. O anlamda tabii benim idolüm Werner Herzog elbette. Evet. Değil mi? Belgesel çünkü diyeceğim, ona da... Belgesellerimi kurmaca, kurmacalarımı belgesel gibi çekerim sözünü de onundur. O anlamda gerçekten onun herhalde filmlerini izlemek gerekir. Hala formu belgesel anlamda düşmediği de açık. Yani çok iyi hala işler çıkarıyor ortaya. Evet, evet. Kesinlikle. Peki, güzel biraz belgesellerden bahsettik. Evet, iyi oldu. Bu hafta da Hasret giriyor. Ben Hopkins'in filmi. Muhakkak... Yakaladığınız yerde çok fazla salonda girmeyecektir maalesef. Herhalde. 2-3 salon, belki 5-6 salon. Ama hani haftanın da ayın da filmlerinden bir tanesi. Evet, muhakkak tavsiye ediyoruz Hasret'i izlemenizi. Hoşça kalın, görüşmek umuduyla. (Gülüyor)